Şu ekranın beyazlanması beni öldürecek. Snap'lerde yüzüme bir anda nur iniyor. İstesem inmez. Kahvaltımı yapıp eve gideceğim. Bavullarımı hazırladım dün gece. Ben bu akşam Kuşadası'na gidiyorum. Şöyle bir hafta kadar kafa dinleyeceğim. Ay, Ramazan dolayısıyla kapalıyız dermişim. Ayın 9'una kadar sahnem yok. Ben de fırsattan istifade Kuşadası'na kaçıyorum. Sonra 9'undan sonra başlıyor sahneler. Ay, bir şey anlatacağım size arkadaşlar. Size de oluyor mu? Bu ara beni hep böcekler ısırıyor. Yani görmediğim böcekler ama. Mesela vücudumda bir yer durduk yere kabarıyor falan böyle. Oraya bir bakıyorum. Resmen sırtımı bir şey ısırdı dün gece. Böyle kabardı. Ne sürmem gerekiyor? Ne yapayım? Bilen söylesin. Merhabalar. Taksiye bindim. Şeye gidiyorum şimdi. Havalimanına gidiyorum. Kuşadası beni bekler. Ay, bugün böyle renkli renkli giyindim. Bavuluma uysun diye. Bavulum ve ben çok renkli kişilikleriz. Uçağım saat 21.30'da. Ay, ne olur ne olmaz diye şimdiden çıkayım dedim. Gerçi iftar saatinde yollar bomboş ama olsun, ben öyle bir ben yollar bomboş diyorum ama navigasyon hiç öyle söylemiyor. Çalışıyorum. Ne kadar takip etsem de gözden kaçırdığım şarkılar oluyor. O yüzden yeni bir liste yapıyorum. Sizin de böyle dinlerken çok keyif aldığınız hareketli pop şarkılar varsa bana yazın. Ay, yetiştim. Ne haber kız? Görüşemiyoruz bayağıdır. Arkadaşımın bebeği Yaman şuramı yoldu. Kabuk tutmuştu, onu çıkardım. Böyle kalmadı inşallah. Kalır mı kız? Kalmaz. Bir daha kucağıma bebek mebek almam. Ben yüzümle para kazanıyorum. Deniz Akkaya demiş diyor öyle. Ay, canım benim, onu da çok seviyorum. Ay, sonunda oturdum. Oturdum düşündüm. Bir aç altında. Ay, ben size yolda gelirken ne anlatacaktım? Süre yetmedi, havalimanına geldim. Şimdi benim Bodrum'da yaşayanlar ve bu yaz Bodrum'da tatil yapacak olanlar iyi dinlesin. Şimdi bilen bilir, 1,5 yıldır Türkiye'nin hemen her yerinde sahne aldım ama en sevdiğim yer olan Bodrum'da sahne almak bir türlü kısmet olmamış. Deneme 1-2-3, deneme 1-2-3. Düzeldi herhalde. Snapchat'i sildim, tekrar yükledim. Telefonu kapattım, açtım neler. Ay, bu orospu Snapchat beni şeye soktu. Strese soktu. Valla kahveyi telveleriyle içmişim. Konumuza devam edebilirim. Şimdi diyordum ki ben kadere, kısmete ve her şeyin bir zamanı olduğuna çok inanan bir insanım. Ve Bodrum'da neredeyse sahne almayan tek kişi bendim. Çok fazla mesaj alıyordum. Sen nasıl olur da Bodrum'da sahne almazsın? Seni orada görmeyi çok istiyoruz diye. Beklenen gün geliyor. Bazı kötü gözlerin nazarına gelmezsem inşallah Bodrum'da çok keyifli bir mekanla anlaştım ve 10 Haziran itibariyle her cumartesi Bodrum'da oldum. Amerika'da şubeleri olan ve Türkiye'deki ilk şubesini Bodrum'da açan bir kulüp olan Emperson's Club'ta sahne alacağım bu sezon. Ve Emperson's Club'ın çok görkemli bir açılışı olacak. 10 Haziran Cumartesi gecesi Gümbet'te açılıyor ve açılış gecesinde sevgili İrem Derici ve ben sahnede olacağız. Ben 10 Haziran Cumartesi gecesi ve yaz boyunca her cumartesi, sevgili İrem Derici de yaz boyunca her pazar Emperson's Club'da sahnede olacağız. Aslında dev bir kadro var, bakın. Şimdi ben bu sene Bodrum'a taze kan olarak gelen biri olarak orayı sallamayayım mı danslarımla ve şovlarımla? Ha komşular.
patlama ya, patlamayan.